Şu anda Apsuvarya takımının genel menajeriyle evet. beraberiz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyim? Serhat Baykal, Akdiz Belediyesi'nde çalışıyorum ben. Emlak İstimlak Müdürü olarak. Akdiz'de ikamet ediyorum. Takımınızı soracağım ama takımınızı sormadan önce merak ettiğim bir şey var. Apsuvarya ismi nereden geldi? Apsuvarya şimdi biraz nasıl diyeyim? Bizim Akbalık köyü var. Biraz abazaların şeyi oluyor yani biraz milliyetçi olacak ama. Yok yok hayır rahatlıkla söyleyebilirim. Problem değil. Oradan kuruldum. Devamı da zaten Semazen Akbalık diye yine bir abimizin restorantı var. İkisi birleşerek işte kuruldu takım yani. Yani Apsuvarya ismi oradan geldi. Evet Apsuvarya ismi oradan geliyor. Peki takımın genel durumu şu anda ne şekilde? Takımı şu anda 2 galibiyet bir beraberlik var. 7 puan var toplamda. İnşallah finale oynayacağız yani kupayı alacağız. Şu an 3. maç oynanıyor. 3. maçtan sonra sizin maç var galiba. Evet 3. maçtan sonra evet bizim 4. maç olacak zaten. Takımınızdaki yaş ortalaması ne kadar? Yaş ortalaması 40-45 arasında. Yani genç olgunlar değil, olgunlar. Yok, olgunlar. Zaten geçen sene de bu takım Semazen Akbalık olarak katıldı. 4-5 tane sarı. Futbolcusu vardı. Yarı finalde Modern Kuyumcular yenildi. Tekrar o zaman hatırlatalım. Evet. Semazen Akbalık'la evet, Apsuvarya takımı bir birleşmiş. Evet. O şekilde. Evet. Yani Apsuvarya isminin nereden geldiğini öğrenmiş olduk çünkü. Belki de bu turnuvada en değişik isimlerden bir tanesi sizinkisi. Evet. Yani benim çok dikkatimi çekti özellikle. Peki bu Olgunlar Turnuvası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani genel bir değerlendirme. Olgunlar Turnuvası geçen seneye ve önceki senelere doğru daha organizasyon yapılmış bir şekilde. Yani daha güzel. Ama tabii daha nasıl diyeyim daha geliştirmesi gerekiyor. Yani mesela ne gibi eksikler var size göre? Mesela tribünler daha şey olabilir yani organizasyon daha yayılabilir. Türkiye çapında. Yani tabii biraz daha hijyenik mi diyeyim artık. Temizlik açısından. Evet temizlik açısından. Yani çöp kovaları konu birazcık da bizim insanımızla alakalı olsa gerek. Çünkü evet, bütün çekirdek kabuklarını temizlemek çok zor gerçekten. Siz de yiyor musunuz burada çekirdek? Yiyorum ama ben süpürdüm demin. Yesen de temizlerim diyorsunuz. Evet. Peki takımınız kaç kişiden oluşuyor şu anda? Şu anda 12 kişi var. Genelde İstanbul'dan 5-6 tanesi geliyor. Yalova'dan var. Konya'dan, Karıcı Konya'dan geliyor. 3 tane de Akyazı'dan. Konya'dan, İstanbul'dan, Akyazı'dan siz illeri birleştirdiniz. Evet, biraz, evet, biraz karışık. Neden o kadar uzağa gittiniz? Şimdi bizim takımda Şener abi var. Şener abi eski profesyonel futbolcu. Biraz o organizasyonu o yapıyor. Eski arkadaşlarını falan hepsini topluyor işte. Yani eski arkadaşlar birleşip burada evet, futbol oynuyorlar. Tribünlerde de eski arkadaşlar birleşip maç izliyorlar. Sizin ekiptekiler de eski arkadaşları birleştirmiş. Evet. Peki olgunlarla ilgili bize başka söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Başka bir şey yok. Bu arada biliyorsunuz ki canlı yayın olarak veriyoruz. buradaki görüntüleri, oynanan maçları ve yapılan röportajları da bant şeklinde gazetegez.net'e girerseniz oradan izleyebilirsiniz. Biz izliyoruz hani, zaten şey olarak. İzliyoruz. Hani. Peki takımınızın eksiklerini görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Onun kritiğini yapıyoruz zaten. biz bildiğiniz size çok yardımcı oluyormuşuz bu konuda. Ama bu organizasyon bu da iyi oldu. Yani geçen sene istinaden geçen sene böyle bir şey yoktu. Mesela kamera yoktu işte. Buralar gelişi güzel insanlar giriyordu, şey yapıyordu. Hiç şey yoktu. Şu anda bayağı organizasyon evet, güzel. Şu anda zaten şu an bizim oturduğumuz yer protokol tribünü. Evet, biliyorum. Yan tarafta hemen aile tribünü var. Sağ tarafta da hakemlerin yani çocuk almıyorlar. Aile tribünün girişi başka yerde. Karşıda da işte dostlarıyla, arkadaşlarıyla buluşmak isteyenler orada. Ki görmüşsünüzdür aile tribünün etrafı filelerle çevrili top gelmesi. Geçen yoktu orada fileler mesela. Onlar da yeni yapılmış yani. Evet, futbolcuların ayakları o kadar sağlam ki hep de aile tribününe geliyor. Yani başka bir yere gitmiyor. En son dediler böyle bir önlem alalım. Evet. Başka neler söylemek istersiniz? Başka bilmiyorum. Ben söyleyecek bir şey yok. Peki, İnşallah böyle senelerce devam eder Olgunlar Turnuvası. Yani İnşallah. 1985'lerde falan başladı yanlış hatırlamıyorsam. O senesi ilk Akyazı'dan yine bir takım şampiyon oldu. Finalde iki tane takım vardı. İkisi de Akyazı'nın takımıydı. İlk organizasyon öyleydi. Onu biliyorum. Babamlar falan rahmetli işte onlar Akyazı'daki
nasıl diyeyim, 3-4 sene öyle üst üste şampiyon olduğunu biliyorum Akyazı'nın. Peki Akyazı'dan şu anda sadece sizin takım var o zaman değil mi? Bizim takım mı yok. Başka? Başka takımlar da var. Bir iki tane daha takım var da onlar şu anda durumlarını bilmiyorum, ne durumdalar yani. O zaman daha çok Akyazı'dan mı katılım var diyelim bu olgunlara? Bilmiyorum artık diyebiliriz yani. Peki o zaman bu sohbetiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Akyazı Apsuvara takımına da başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de size çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Apsuvara takımının hocası mı, antrenörü? Antrenör, hocası ve genel menajeriyim. Evet. Siz burada de... 25. yıla girdi bu turnuva. daha farklı şeyin olması bekleniyor. Yani burada şimdi bu uluslararası olması lazım diye düşünüyoruz. Bundan önceki turnuvaları da seyrettim ben. Bu seneki kaliteyi görmemiştim. Ama 25. yıl çeyrek asır yani. Evet. Uluslararası düzeye gelmesi lazım. Bu eksikliğin bir an önce yetkililer tarafından, kimse bu işi şey yapan, Şamil Bey'le de burada kısa bir sohbetim oldu. Daha önce hiç tanışmamıştım. O da aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyor. Vizyon olarak da şey paylaşıyor bizde. Bunu hiç olmazsa seneye, yani ne zaman başlayalım? Hemen. Benim böyle bir felsefem vardır. Bunu en kısa zamanda istiyoruz. Yani biz Sakaryalı olarak daha kötüsü. Çünkü bunun örneklerini biz gördük Antalya'da olsun. Ki bu kadar üst düzey değil. Yani burası çok basit görüyorlar bunu. Avrupa'da da bunlar çok önemli şeyler, önemli aktiviteler. Yani bunun artık buradan yerel şeyden çıkması lazım. Burada kim ilgileniyorsa artık, yani belediye başkanından, kaymakamından, valisinden, bu işi bir an önce üst düzeye çekmeleri lazım. Benim görüşlerim bu. Bunu bekliyoruz yani. Zaten Şamil Bey'le de biz kısa bir konuşma yapmıştık yani. Evet. Sürekli günün değerlendirmesi konusunda ara sıra konuşuyoruz. Yani sürekli nasıl diyeyim, takımlarla veya halktan insanlar ona gidip bir şey diyemiyorlar çoğu zaman. Hani bize soruyorlar yaptığınız röportajlarda, lütfen özellikle diyor, hani o turnuvayla ilgili ne düşünüyorlar kısmından çok eksikler nelerdir sizlere göre? Bunu sorun ki biz bunu öğrenelim, yapalım, bu eksikliği giderelim diye çok sık sık bizi tembihliyorlar. Biz şimdi daha önce de izledim röportajlarınızı falan da, bu Sakarya Türk futbolunun lokomotifi. Evet. Yani ilklerin olması gerekiyor. Bu da 25 sene olmuş. Yani hala aynı yerel manada bunu sürmesi bence hiç iyi değil yani, yeter demek istiyorum. Çünkü burada yerel... Ulusala açılması lazım. Tabii uluslararası yani. Kesinlikle ama uluslararası olması lazım. Bunun yani ki çok büyük talep olacağını ben zannediyorum. Evet. Daha önce de gördüm. Tecrübelerim var yani bazı şeylerde. Artık vizyon büyütmenin zamanıdır diyorum. Hatta geç kalınmıştır. Bunu belirtmek isterim. Evet. Şu an olarak hakem düdüğü çaldı. Siz maçı çıkacaksınız. Hemen ben kısaca bir arkadaşla tanıyayım. İsmim Yahya Çimen. Gebze'den geliyoruz. Haftada yaklaşık 3 gün her şeyimizi bırakıp 90-100 kilometre tepip buraya geliyoruz. Çok güzel bir ortam. Bir ilk senem değil. Benim ikinci, üçüncü senem burada. Herkese tavsiye ederim yani, bu ortamın içinde bulunsunlar. Gerçekten güzel bir ortam. Son olarak size şunu sorayım. Çok fazla tutmak da istemiyorum, maçınız başlayacak. Takımınızın genel durumu ne boyutta? Yani biz şu anda seyrettiğim kadarıyla diğer takımlardan biraz daha üst seviyede bir takım olarak görüyorum kendi takımımı. Çünkü yaz sınırı olarak tam sınırdaki arkadaşlardan kurulu. Dolayısıyla herhalde bir üst kademeye yükseleceğimizi düşünüyorum. İnşallah yükselirsiniz o zaman. İnşallah, başarılar diliyoruz size. Çok sağ olun. Çok İyi akşamlar. Olun.